Bu ne güzel bir kalabalık böyle. Sevgili Eskişehirliler, Sıhhiye Meydanı'nı dolduran değerli genç arkadaşlarım, balkonlarından, camlarından millet buluşmasını takip eden sevgili Eskişehirliler, 14 Mayıs'ta savurganlığa son vermeye var mısınız? 4-5 yerden maaş alma dönemi son bulsun mu? Bu harami düzenini değiştirmeye var mısınız? Helal olanı yasalla bir etmeye var mısınız? Var mısınız? Türkiye hakkını alsın mı 14 Mayıs'ta? Çocuklar haklarını alsın mı 14 Mayıs'ta? Gençlerimiz haklarını alsın mı? Sevgili Eskişehirliler, biz çocuklarımızın aileleri olarak eğitim görecekleri kentleri her zaman özenle takip etmişizdir. Benim oğlum üniversite tercihini yaptığında biz ailecek o kadar çok mutlu olduk ki bizim çocuğumuz Avrupa standartlarında bir şehirde öğrenim görecek diye çok mutlu olduk. Bunun en büyük etkeni Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanımız Yılmaz Büyükerşen'dir. Buradan kendisine çok teşekkür ediyor. Ve şimdi konuşmalarını yapmak üzere değerli hocamı buraya davet etmek istiyorum. Buyurunuz hocam. Hedef yürüyor iktidara Kılıçdaroğlu. İktidarın yolu Kılıçdaroğlu. Hocam bununla mı konuşmak isterseniz kürsüde. Kürsüde mi konuşmak isterseniz? Çok sevgili Eskişehirliler, sevgili hemşehrilerim, cumhuriyetçi, Atatürkçü Eskişehirliler. Bugün şehrimiz Kurtuluş Savaşı'nın önemli muharebelerinin yapıldığı bu topraklarda tarihi bir gün daha yaşıyoruz. Bugün Türkiye 13. Cumhurbaşkanı'nın oylarının tamamıyla sandıktan Kemal Kılıçdaroğlu'nu çıkaracak Eskişehirli hemşehrilerim. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında yardımcısı Ankara Eski Büyükşehir Belediye Başkanı ama yakın tarihinde Cumhurbaşkanı yardımcısı da burada. Sizlere Ankara'dan da selam getirdi. Sizler bu şehirde mucizeler yarattınız. Bugün en büyük tarihi günlerden birini yaşıyoruz. Heyecanımız sonsuz. Sevgimiz sonsuz. Bu sonsuz sevinci, sonsuz gururu sandıklarda, tutanaklarda yer alacak. Birinci İnönü, ikinci İnönü, Sakarya Meydan Muharebelerinden sonra demokrasi muharebesi de burada yapılacak, bu topraklarda. Evet, karanlığın sonunda artık Türkiye'de güneş doğacak. O güneşlerden birisi bu topraklardır. Sevgili hemşehrilerim, sizinle topyekün Eskişehir olarak yabancı ülkelerin gururla bahsettikleri
bir şehrin hemşehrileri olmanız dolayısıyla ve beni hocanız olarak belirlediğiniz için şimdi hocanız olarak sizden bir yemin daha istiyorum. Silmece sandıklara Cumhurbaşkanı seçiminde Eskişehirlilerin oyları atılacak. Söz mü? Bu bayraklar sizin sahibi olduğunuz bu bayraklar ve bu topraklar sizin demokrasi aşkınıza, sizin özgürlüklerin, bütün özgürlüklerin bir arada bir güneş gibi Türkiye'de parlayacağı seçim sandıklarından güneşlerin fışkıracağını ümit ediyorum. Şimdiden hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Eskişehir hudutlarında en büyük insanlar sizlersiniz. En büyük, en vatansever gençler sizsiniz. Haksızlık yapmak istemiyorum ama sizin vatan millet sevginiz, bayrak sevginiz, demokrasi sevginiz, özgürlük aşıklığınız pek çok kimseye gururla Eskişehir'den bahsetme fırsatını veriyor. Hepiniz sağ olun, çok değerli hemşehrilerim. Eskişehir köylüsüyle, kentlisiyle, tarımıyla, ticaretiyle, sanayisiyle ve üniversitelerle bütün dünyaya örnek bir modeli ortaya koyan bir şehrin fertleri olarak sizlerle ne kadar gurur duysam azdır diyorum. Ben hepinizin Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni parlamenter sistemini özlemle seçim gününü bekleyen gençler olduğunu, Eskişehirliler olduğuna inanıyorum ve biliyorum. Demokrasinin en modernini, demokrasinin en güzelini, demokrasinin insana yaraşan en önemli şeklini sizler vereceksiniz. Bunun başlangıcı Cumhurbaşkanı seçiminde hepinizin çok sevdiği, benim kendisine sizlerden bahsettikçe gözleri yaşaran genel başkanımıza oylarınızı attığınız gün, o akşam yapılacak coşkuları da bugünkü bu topluluk gibi bu meydanda kutlayacağınıza eminim. Örnek olacaksınız. Örnek. Nasıl örnek bir şehir yarattıysanız, yarattıysak hep beraber, bütün Türkiye'ye, sadece bütün Türkiye'ye değil, dünyanın özgürlük bekleyen, demokrasi bekleyen, kalkınma bekleyen, adalet bekleyen, hak, hukuk bekleyen bütün insanlarına örnek olacaksınız. Tarih sizi yazacak. Bugünkü coşkunuzu yazacak. Sevgili hemşehrilerim, şimdi Cumhurbaşkanı adayımız ve yardımcısı da sizlere hitap edecekler. Ben yıllardır sizlere nutuk atan, konuşan bir hocanızım. Ama şimdi onlar demokrasinin hocaları, özgürlüğün hocaları, kalkınmanın hocaları, hak, hukuk ve adaletin özlemini çeken insan. Çok değerli büyüklerimize mikrofonu bırakarak huzurunuzdan sevgi ve saygıyla ayrılıyorum. Huzurla ayrılıyorum. Verdiğiniz sözün sonuna kadar arkasında olacaksınız. Buna eminim. Hepinizi alınlarınızdan öpüyorum. Z kuşağı dahil
mezun olan bütün hoca üniversite mezunlarımız ve halihazırda üniversitede okuyan arkadaşlarımın opak alınlarından, opak alınlarından sevgiyle, saygıyla öpüyorum. Sağ olun, var olun. Gelecek parlak günler sizindir. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanımız Yılmaz Büyükerşen'e çok teşekkür ediyorum. Hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz bir kez daha. Bu güzel kentin mimarına bir kez daha çok çok teşekkür ediyoruz. Değerli Eskişehirliler, demokrasiye var mısınız? Adalete var mısınız? Liyakate var mısınız? Huzura, huzura var mısınız? Değişim için 14 Mayıs'ta en büyük görevin genç arkadaşlarımıza düşeceği günler yaklaşıyor. Değerli genç arkadaşlarım, ülkemizi fabrika ayarlarına döndürmeye var mısınız? Var mısınız? O zaman şu güzel ellerinizi, şu temiz ellerinizi bir kaldırır mısınız lütfen? Dost düşman, Eskişehir Sıhhiye Meydanı'nı bir görsün şu temiz ellerinizi. Sevgili Eskişehirliler, 25 yıllık karanlığın üzerine güneş gibi doğarak Ankara'yı, başkenti yeniden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkenti yapan Cumhurbaşkanı Yardımcımız, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'ı konuşmasını yapmak üzere buraya davet ediyorum. Sevgili Eskişehirliler, konuşmama başlamadan önce ...14 Mayıs'tan sonra asıl biz sizlerle gurur duyacağız inşallah. Konuşmama başlamadan önce hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Mitinglere gidiyoruz, konuşuyoruz ama en zor konuşmalarımızdan bir tanesi burada olacak. Çünkü Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanımız bizim ustamız. Biz 1999 yılında tesadüf seçildikten 10-15 gün sonra, hocam belki hatırlar belki hatırlamaz, Antalya'da bir toplantıda yan yana geldik. Hocam şunu söylüyordu: İş başına geldik, bir kontrol ettik, mezarlıkları dahi ipotek yapmışlar. Nasıl kredi bulup nasıl işler yapacağız bilemiyorum demişti. İşte o hocam 25 yıl sonra Eskişehir'i o şartlardan alıp bugün bir Avrupa kenti haline getirdi. Kendisine çok çok teşekkür ediyorum, saygı sunuyorum. Bizler, ben Beypazarı'nda 10 yıl belediye başkanlığı yaptım. Orada yaptığımız çalışmalardan dolayı Ankara'da aday gösterildim ve üçüncü denememizde Ankara halkını ikna edebildik. Neden öyle diyorum? Çünkü Ankara'da belediyecilik adına yapılan, Ankara halkının parasını kendi parası olsa harcamaz ama rahat bir şekilde çılgın projelere harcayan bir yönetim vardı. Bunu da halka anlatmamız son derece zor oluyordu. Yok yok, gençler bize yakışmaz. Bu nefret dilini önce biz bırakacağız. Daha sonra 2019 yılında aday olduğumda başladılar konuşmaya. Bunlar iş koyunu gidemezler. Bunlar yapamazlar. Bunlar beceremezler. Belediyelikten ne anlarlar? Beypazarı küçücük bir yer, kocaman Ankara'yı nasıl yönetecek gibi hep böyle kibir, küçümseyici davranışlar. Böyle başladılar. Seçim sonuna doğru anketlerin durumunu görünce aynen bugün yaptıkları gibi iftiralara başladılar. O yönetilemez denen Ankara'yı o kadar borçla devraldık ve 4 yıl içerisinde eskiye ait faizli
ve müteahhitlere apar topar kaçırılan yüksek faizli paralardan tam 5 milyar lira eski dönemin borcunu ödedik. Artı bizden önceki yönetim metroyu yapamamış, Ulaştırma Bakanlığı'na devretmiş. Ulaştırma Bakanlığı da Çayyolu metrosunu bitirmiş. Benden önceki dönemde belediyeye devretmiş. Demişler ki siz bilet gelirinin %15'ini bize ödemek suretiyle borcunuzu ödeyin. 30-40 yıl sürüyor. Fakat 8 Nisan'da görevi devraldık. 28 Nisan'da çıkan bir kararnameyle bundan sonra metro alacaklarımız için bütçenin %5'ini keseceğiz dediler. Rakam, iki rakam arasındaki farkı söyleyeyim. Eğer maç oynanırken kural değişmeseydi ya da biz seçilmeseydik mutlaka değiştirmeyeceklerdi. 80-90 milyon lira bugüne kadar ödemiş olacaktık. Fakat bu şekildeki bir düzenleme sonucu kesilen para 1.7 milyar. Eski parayla 1 katrilyon 700 milyar lira. 1.6 milyar lirayı Ankara'ya yapacağımız hizmetlerden alıp güya bizi cezalandırmak için gasp ettiler. 1.6 milyar lira. Bakınız, buna rağmen 5 milyar lira borcu ödedik. 1 milyar lira da Çevre Bakanlığı'ndan alacağımız var. Ödemeleri gününde yapıyoruz. Amerika'daki Fitch denen kuruluş Türkiye'deki belediyeleri inceledi. Büyükşehir belediyeleri içerisinde kredibilitesi en yüksek belediye Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak ilan edildi. Efendim, pandemi dönemindeki çalışmalar, şeffaf uygulamalar nedeniyle de geçen yıl İngiltere'den dünya başkent belediyeleri belediye başkanı seçildim. Bunu kendimi övmek için söylemiyorum. Buna ihtiyacımız yok. Şimdi de yönetemez diyorlar ya, bunlar gelirse hiçbir şey yapamaz diyorlar ya, halbuki bize aynı şeyleri söylerken burada sürekli olarak hemen hemen muhalefette yer almış Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı hizmetleri, efsane çalışmaları hep görmezden geldiler. En güzel örneğimiz aslında bizim Eskişehir'di. Dolayısıyla seçildikten sonra 11 Büyükşehir Belediyesi de bu engellemelere rağmen çalışmaya başladı. Görüyorsunuz İstanbul'da otobüs alımı için krediler imzalanmıyor. İzmir'inki imzalanmıyor. Mersin'inki imzalanmıyor. Belediye başkanın kendimi cezalandırılıyor sizce? Hayır, halk cezalandırılıyor. O zaman seçimi niye yapıyoruz? Bunların mantığı şu: seçime girmek serbest, kazanmak yasak. Böyle bir mantıkları var. Efendim, son günlerine geldik daha sonra. Baktılar ki anketlerde durum değişiyor. Bu sefer başladılar, dedikler ki işçilerin hepsini çıkaracak. Televizyonlardan sahte listeler yayınlandı. İşte bakın, işçileri çıkaracaklar. Biz işe alacakları adamların listesini bulduk. Milletin ekmeğiyle oynayacak dediler. Bir tane işçi çıkarılmadı. Bir tane. Daha sonra İstanbul seçimlerine geldik. Onların söylediği hiçbir şeyler olmadı. İstanbul seçimlerini iptal ettiler. İkinci seçime geldik. Biz de seçilince bütün Millet İttifakı belediyeleri eskiden zorla sökülen TC tabelalarını yerine taktık mı? O zaman devletin bekası lafı İstanbul'un ikinci seçimine kalmadı. Bir şeyler söylemeler lazım. Ne söyleyecekler? İstanbul giderse Kudüs gider. İstanbul giderse Mekke gider. Mursi mi, Sisi mi? Binali mi, Sisi mi? Seçime böyle girdiler, öyle mi? Ekrem Bey 800 bin farkla derslerini verdi. Ne Mekke düştü, ne Kudüs düştü. Ne Mekke düştü, ne Kudüs düştü ama şimdi Sisi ile el sıkıştılar. Dolayısıyla sevgili Eskişehirliler, aynı oyun şimdi hala oynanıyor. Biz gidersek şöyle olur, biz gidersek böyle olur. Bakın, Türkiye Cumhuriyeti 5000 yıllık bir devlet geleneğine sahip.
Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçirmiş. Birçok kurumlar zaten var. Bazı kurumlar da Cumhuriyet dönemiyle birlikte var olmuş. Dolayısıyla devletin geçmişinin, hariciyesinin de müktesebatı var. Şimdi de yine aynı hafıza devlette var. Devletin milli güvenlik politikaları asla değişmez. Bunu aklınızdan çıkarmayın. 80'li yıllarda Roketsan, Havelsan gibi kuruluşlar, Aselsan gibi kuruluşlar kuruldu. Ülkemizin savunması için kuruldu. O günden bugüne kadar da hizmetlerini sürdürüyor, üretimini sürdürüyor. O zaman hiçbirisi, çoğu gencin yaşı yetmez ama işte bunu biz yaptık falan oldu filan oldu diye hükümet bu milli kurumların hiçbirisini siyasetine alet etmedi. Ama şimdi görüyoruz. TOK, İHA, SİHA, Anadolu Gemisi vesaire bunlar sanki hükümetin parasıyla yapılmış, milletin parasıyla yapılmamış gibi sunularak sergileniyor ve biz gidersek bunlar batar diyor. Asla batmaz. Sizden öncekiler Roketsan'ı, Havelsan'ı, Aselsan'ı nasıl bırakıp gitti de o günden bugüne geliştirildiyse o TOK da milletin malıdır. İHA'lar, SİHA'lar da milletin malıdır. Anadolu gemisi de milletin malıdır. Kimsenin babasının malı değildir. Devletin, milletin tertemiz paralarıyla imal edilmiştir. Bize düşen yeni hükümet kurulduktan sonra çok daha iyilerini yapmak ve üstelik bu hizmette, bu sektörde çalışmak isteyen gençlerin önünü açmak, artık bu kadar üniversite mezunu gençlerle birlikte çok daha güzellerini yapmak, ülkenin savunmasına katkıda bulunmak. Dediler ki Mansur Yavaş gelecek. Bu artık herkes tarafından duyulduğu için söylüyorum. Sayaçları PKK'lılar okuyacak. DHKP'liler de ya yuh yapmayın. Yuh yapmayın da gülün bu laflara. Gülün, kahkaha atın. Deli inanmaz. Bu laflara deli inanmaz. Vatandaşı korkutmak için bunları söylediler. Şu anda Ankara'da sayaçları da okuyan, faturaları da götüren tertemiz vatansever Türk evlatları. Şimdi de aynısını söylüyorlar. Biz gidersek ülke bölünür. Bu ülkeyi hiç kimse bölemez. Televizyonlarda gösteriyorlar. Kandil'dekilerin, eşkıya başının bunların ekmeğine yağ süren konuşmalarını ekranlara koyuyorlar. Ama aynı şahıslar şunları da söylüyor. Bizimle en fazla irtibatı bu hükümet kurdu. Bize üst düzey bir sürü bürokratı gönderdi. Anlamadık diyorlar. Şimdi bunlar bize niye kızıyor? Yani aramız çok iyiydi de seçim yüzünden niye bozuldu diyorlar. Bu ikiyüzlü bir siyasettir. Bu ülkede bebek katilini cezaevinden cezası bitmeden çıkaracak hiçbir güç yoktur. Yine bu ülkede eli kana bulaşmış teröristleri af yoluyla çıkaracak da hiçbir Allah'ın kulu yoktur. Bunun karşılığında karşısında herkes duracaktır. Zaten af falan böyle nitelikli çoğunlukla yapılabilecek şeylerdir. O zaman niye iftira atıyorsunuz? Bizim 6 tane siyasi parti genel başkanının 2 yıldır üzerinde çalıştığı bir mutabakat metni var. Neler yapacağı, neler yapmayacağının hepsi orada yazılı. Dolayısıyla böyle bir taahhüt hiç kimseye verilmedi. Dolayısıyla Kandil'den gelen bu lafları da reddediyoruz. Hükümetin, yani şu andaki iktidarın ekmeğine yağ süren bu konuşmaları da reddediyoruz. O konuşmaları alıp bize terör iltisakı yapmaya kalkan iktidarın da sözlerini reddediyoruz. Bu sözler yakışsa yakışsa kendilerine yakışır. Artık nefret siyaseti bitecek, korku siyaseti bitecek, çok daha yönetimler gelecek. Hani Ankara batardı, bakın Ankara'da yaptığımız bir kısım çalışmaları da bahsetmek istiyorum. Sosyal yardımları kesecek dediler. Eskiden koliler Ramazan kolisi gibi dağıtılırdı. Ev ev. İnsanlar incitilirdi. Gelir gelmez başkent kartıya aynen kredi kartına benzer bir kart çıkarttık.
Eskiden yine bir esnaftan, hep de aynısından alınırdı. 150-200 milyonluk makarna, bulgur vesaire. Bundan ona ihtiyacı var mı yok mu demeden kapı kapı dağıtılırdı. Onlar da ortadan kalktı. Şu anda başkent karta para yüklüyoruz. Ankara'da 4000-5000 civarındaki bakkaldan gidip çoluğunun çocuğunun ihtiyacını gidip güzelce karşılıyorlar. Kim yardım alıyor, kim yardım almıyor, hiç kimse bunu bilmiyor. Yani bir elin verdiğini diğer el görmüyor. Bu ailelerin çocuklarının okuması lazım. Çünkü babaları yardım alıyordu. Bu yardım kültürünü özellikle oy almak için sürekli olarak kullandılar. Oy versin diye kullandılar. Onların çocukları da yardım alıyor. Bari onların çocukları, yani üçüncü kuşak yardım almasın diye çocukların eğitimine çok büyük destekler veriyoruz. Şu anda o ailelerin 60 bin tane çocuğu Ankara'da ücretsiz okuluna gidiyor. 16 bin tane çocuğun, ilkokul çocuğunun servis ücretini biz ödüyoruz. Kitap, kırtasiye vesaire her türlü yardımlarını yapıyoruz. Bunların iyi eğitim alması için ve geçen yıldan beri evlerinde üşümemesi için tam 200 bin aileye 3'er aylık periyotlarla 550 liralık doğalgaz yardımı yaptık. Hiçbirisini üşütmedik. Yine bu ailelerin çocuklarının birçoğunun gelişim bozukluğunu tespit ettik. İyi protein alamadıkları için çocuklar hem öğrenme hem gelişim güçlüğü çekiyor. 16-17 aydır düzenli şekilde 200 bin aileye birer kilo et parası yatırmak suretiyle, ki başka yerde harcayamıyoruz. Sadece illaki eve et alacak, yoksa kart çalışmıyor. Bu şekilde onların protein almalarında önünü açıyoruz. Dolayısıyla yardımlar kesilecek derken nereden nereye geldik? Geçenlerde Adıyaman tarafına gitmiştik. Kuvvetli bir şekilde Aile Bakanlığı'nın yaptığı yardımları bizim gelince keseceğimizi söylüyorlar. Devlet memurlarını bunlar gelecek sizin hepinizi işten atıyor diye korkutuyorlar. O nedenle bunları anlatıyorum. Demek ki söyledikleri her şey yalan. Bir değişim olduğu zaman demek ki çok daha güzellerini yapacak bir sürü insan var. Çılgın projemiz yok dedik Ankara'da. Boşa harcayacak, Ankara halkının tertemiz parasını boşa harcayacak hiç çılgın projemiz yok dedik. Kimin neye ihtiyacı varsa onu yapacağız dedik. Seçildik, rozetimizi çıkarttık. İhtiyacına göre hiçbir Allah'ın kulunu hiçbir şekilde ayrıma tabi tutmadan kimin ne ihtiyacı varsa onları el attık. Pandemi döneminde de yine aynısını yaptık. Şu anda deprem bölgelerinde de aynısını yapıyoruz. Biz Kahramanmaraş'tayız. Eskişehir, Malatya'da. Diğer büyük şehirlerimiz başka yerde. Ama her nedense bu arkadaşlar oralarda bizi görmüyorlar. Ama oradaki halk görüyor. Oradaki halk bizlere teşekkür ediyor. Kırsal kalkınma çalışmalarıyla biz Ankara'da, burada da Büyükerşen Hocam yapıyor. 600 milyon lira 4 yılda 35 bin çiftçiye destek olduk. Geçen yıl itibariyle bu insanlar yeniden tarıma, çiftçiliğe ve hayvancılığa döndüler. 4,5 milyar lira gelir elde ettiler. Kooperatifler kurdurduk kadınlara. Onların ürettiklerini başkent marketlerde satıyoruz. Dolayısıyla üretimi, istihdamı sürekli olarak teşvik ediyoruz. İşte Millet İttifakı'nın programında da tarıma ve hayvancılığa çok büyük destekler yapılacağı yazılı. Neden? Çünkü pandemi döneminde Ukrayna bize buğday vermedi. Kendimize lazım olur diye. Yine Rusya-Ukrayna savaşı sırasında bir fenalaşan var. Acil bir sağlıkçı lazım arkadaşlar. Bir sağlıkçı lazım. Var mı yakınlarda? Bir dur. Evet, geldi mi sağlıkçı? Bir dur. Ben geleceğim, dur.
Ne durum? Tamam mı? Peki. Önemli bir durumu yokmuş. Ve kırsal kalkınmada kendi belediyemizin ürettiği gübreyi veriyoruz. Tohumu veriyoruz. Mazot yardımı yapıyoruz. Dolayısıyla o çiftçi ayakta kalsın ki artık bu iklim krizi nedeniyle yaklaşan büyük bir felaket, açlık ve kıtlık felaketine karşı Ankara'da tarımı canlandırıyoruz. Şimdi dün diyor ki Sayın Bakan, Hazine Bakanı, bakın diyor bizim sayemizde Ukrayna'dan buğday geliyor. Bizim sayemizde Afrika'da aç kalmıyor diye bununla övünüyor. Oysa çocukluğumuzdan beri kendi kentine dünyada yeten ender ülkelerden birisi Türkiye ve Türkiye bir tahıl ambarıydı. 21 yılda neden tarımı bu hale getirdiniz? Çiftçileri neden bu hale getirdik de dışarıdan buğday alır hale geldi ki sorgulamıyorlar maalesef. Dolayısıyla bundan sonra artık şeffaf, ben 3500 tane ihalemi açık yaptım. YouTube'da bunlar duruyor. 100 yılda geçse, 200 yılda geçse bunlar orada bizim şeref vesikamız olarak duracak. Ve bundan sonra hükümet de açık ihaleler yapacak. Rekabeti sağlayacak. Elde ettiği tasarrufları da mutlaka size harcayacak. Alışmışlar. Yine her seçim beka. Her seçim beka. Seçim biter, beka olayı da biter. Bakın ben size asıl Türkiye'nin bekasının nerede tehlikede olduğunu anlatıp sözlerimi bitireceğim. Ülkedeki mülteciler bekamızı tehdit ediyor. Ülkemizdeki pahalılık artık bekamızı tehdit eder hale geldi. Enflasyon, kira fiyatları, hepsi artık bizim beka sorunu haline geldi. İddia ediyorum en büyük beka sorunu bu iktidarın kendisi haline geldi. Çünkü 21 yıldır 1 trilyon 200 dolar bütçe kullandılar. 450 milyar dolar dış borcumuz var. Elbette mutlaka güzel şeyler de yaptılar. Ama kötü giden hiçbir şey bunların üstüne yapışmıyor. Hiçbir şey. Soğan pahalı olur, soğancılar terörist olur, depoları basarlar. Sebze pahalı olur, pazarcıların tepesine çökerler. Onları göçertmek için 31 Mart'a kadar yani seçimlere kadar tarım krediden zararına satış yaparlar. Hiç demezler ki çiftçinin hali ne olacak. Et pahalanır, dışarıdan ithal ederler. Bunu yapmak yerine kendi çiftçisini, kendi hayvancılık yapan aileleri desteklese daha iyi olmaz mıydı? Yurt dışına niye gitsin o paralar? Şimdi de bu ayın teröristi Rekabet Kurumu inceleme başlatmış, kasaplar olacak. Görürsünüz internette yazıyor. Değerli arkadaşlar, kimse kimsenin ne milliyetçiliğini ne dinini sorgulama hakkına sahiptir. Biz de iddia ediyoruz ki en az onlar kadar vatanseveriz ve milliyetçiyiz. En az onlar kadar Müslümanız. Bu ülkenin bölünmemesi için hepimiz canımızı vermeye hazırız. Dolayısıyla bir başkasını böyle terörist olarak adlandırmak bizlere yakışmıyor. Bakın sürekli olarak yurt dışına git, burada iş bulamıyor çocuk, yurt dışına gideceğim diyor. Veya bazı meslek sahipleri yurt dışına gideceğim diyor. Giden gitsin, nankörler deniyor, öyle mi? Gençlere asalak deniyor, öyle mi? Madem bu gençleri iş bulamayacaktınız, her yere üniversite adı altında, Türkiye'nin her yerine bu kadar üniversiteyi niye açtınız? Niye planlamadınız? Türkiye'de hangi mesleklere, hangi sektörlere ihtiyaç var? Niye bunları planlamadınız? Gençler iş beğenmezmiş, öyle bir şey yok. Televizyonda da söyledim. Gençler yurt dışına çıkma imkanı bulursa gidiyor garsonluk da yapıyor. Türkiye'de niye yapamıyor? Alnının terini alamıyor. Emeğinin karşılığını alamıyor. Evet, patronlar, firma sahipleri maliyetimiz artıyor diye onları yok parasına çalıştırıyor. Oysa elektriğe gelen, enerjiye gelen zamlara o patronun artık Türkiye'de gıkı çıkmıyor.
ağzını açana da maliyeciler geliyor. Dolayısıyla nefret siyasetinden bıktık. Azarlanmaktan bıktık. Düşman görülmekten bıktık. Mutlaka bu değişime ihtiyaç var. Artık Allah hepimizi farklı farklı yarattığına göre herkes farklı fikirde olacak, farklı düşüncede olacak, değil mi? Kimi ailesinden, kimi çevresinden çeşitli fikirlere sahip olacak. Bunlar elbette yan yana gelecek. Kimse kimse gibi düşünmek zorunda değil. Ama bizler sizler gibi düşünmüyoruz diye 6 farklı siyasi parti yan yana gelmiş ve Türkçenin en güzel cümlelerinden bir olan uzlaşmış, uzlaşmayı bilmiş, 2400 maddelik bir planı ortaya koymuş. Biz niye zillet olalım, niye illet olalım? Bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanı adayımızın ben Cumhur İttifakı'nı destekleyenlere karşı, kendisi gibi düşünmeyenlere karşı bir tek kötü lafını duymadım. Benim bildiğim iyi Müslüman ağzından bal damlar. Hiç kimseye hakaret etmez, yalan söylemez. Ve bu nedenle diyorum ki inşallah Milleti İttifakı olarak 14 Mayıs'ta birleşe birleşe kazanacağız. Duyamadım ama. Duyamadım. Evet. Birleşe birleşe kazanacağız. Kavga etmek yerine yan yana geleceğiz. Türkiye için yan yana geleceğiz ve inşallah 13. Cumhurbaşkanımızı 15 Mayıs'tan sonra Çankaya Köşkü'ne oturtacağız. Söz mü? Söz mü? Söz mü? Ben de emrivaki yapıyorum Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak. Diyorum ki Sayın Genel Başkanım, siz Ankara'dan İstanbul'a kadar yürüdünüz. Biz sizi Kızılay'da karşılayacağız. Kortej eşliğinde Çankaya Köşkü'ne kadar yürüteceğiz dedim. İnşallah bu teklifim de kabul edilir. Ben sizlerin en doğru kararı vereceğinize, 15 Mayıs'tan sonra bu yapamazlar, edemezler edebiyatının ortadan kalkacağını ve inşallah ülkemize huzurun, bereketinin ve baharın geleceğine inanıyor. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Başarılar diliyorum. Allah'a emanet olun. ...25 yıllık karanlığın üzerine güneş gibi doğan Ankara'yı, başkentimizi yeniden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e yakışır bir başkent haline getiren Cumhurbaşkanı Yardımcımız, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'a çok teşekkür ediyoruz. Sizler şanslısınız, güneştesiniz, biz gölgede. Şimdi biraz sonra bu D vitaminin etkisini görmek istiyoruz. Zamanı geldi mi? Zamanı geldi mi? Zamanı geldi mi? 14 Mayıs'ta birinci turda bitirelim mi? Birinci turda bitirelim mi? Türkiye için hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. 14 Mayıs'ta şafak, özgür, demokratik, huzurlu, refah ve kardeşçe yaşayacağımız bir Türkiye için doğacak. Sevgili Eskişehirliler, ben şimdi sizleri Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayımız, 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na anons ediyorum. Kılıçdaroğlu, iktidarın yolu Kılıçdaroğlu. Hukuk, adalet, ruhunda asalet, gençler sana emanet Kılıçdaroğlu. Hak, hukuk, adalet, ruhunda asalet, yürüyor iktidara Kılıçdaroğlu. Teşekkür ederim.
Teşekkür ederim. Hepinize yürekten teşekkür ederim. Vallahi Eskişehir'le herkes gurur duyuyor. Biz de Eskişehir'le gurur duyuyoruz. Çünkü Bursa ile Ankara arasında Eskişehir'i çöldeki bir vaha gibi farklı bir yere oturtan çok güzel bir belediye başkanınız var. Yılmaz hocamız var. Hepinizin huzurunda Yılmaz hocaya gerçekten yürekten teşekkür ederim. Olağanüstü çabası var. Artık insanlar turist olarak Bursa'ya değil Eskişehir'e geliyorlar. Bursalılar da gezmek için, nefes almak için Eskişehir'e geliyorlar. Bursa'nın kaderini de değiştireceğiz. Hiç kimse endişe etmesin. Oranın kaderini de değiştireceğiz. Artı Türkiye'nin kaderini de değiştireceğiz. Türkiye'yi barıştıracağız Türkiye'yi. Kucaklaşacağız, hep beraber kucaklaşacağız. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği güzel bir Türkiye inşa edeceğiz. Herkesin aşının, herkesin işinin olduğu, herkesin akşam huzur içinde evine gittiği güzel bir Türkiye inşa edeceğiz. Umutsuzluğu bu topraklarda bitireceğiz. Göreceksiniz. Bunları söylediğim zaman diyorlar ki parayı nereden bulacaksın? Nasıl yapacaksın? Onlara açık ve ne söyledim? Eskişehir'de sizin huzurunuzda da söyleyeyim. Sen beşli çetelere para bulurken para var ama vatandaşa gelince para yok. Bay Kemal ne diyor? Ne dersen de, ne söylersen söyle, onlardan o paraların tamamını son kuruşuna kadar alacağım ve millete vereceğim. Hiç kimse endişe etmesin. Bugün Mescid-i Aksa'da bir vatandaşımız Kur'an okurken gözaltına alındı. Buradan çok ama çok açık ifade etmek isterim. Herkesin inancına, herkesin kimliğine, herkesin saygı duyması gerekir. İsrail'in gözaltına aldığı bu vatandaşımızı amasız, fakatsız, lakinsiz derhal serbest bırakılması gerekir. Bunu Eskişehir'den İsrail'e ve bütün dünyaya söylüyorum. Hiç kimsenin inancına, hiç kimsenin müdahale etme şansı yoktur. Kur'an'ı okuyorsa saygıyla dinleyeceksin. Saygıyla onun ibadetini yapmasına izin vereceksin. Bu olmadığı takdirde o ülkede de demokrasi yoktur. O ülkede de hak ve hukuk yoktur. Bunların herkes tarafından bilinmesini isterim. Gençler, gençler, rakamı çıkardım. Rakamı çıkardım. 44.648 genç Eskişehir'de ilk kez sandığa gidecek. 44.648 genç. Nasıl? Dersimize iyi çalışıyoruz, değil mi? Şimdi 44.600 gence sesleniyorum. Ve onların şahsında Türkiye'de ilk kez sandığa gidip oy kullanacak olan gençlerimize sesleniyorum. Türkiye'nin kaderini değiştirecek olan sizlersiniz. Türkiye'ye demokrasiyi getirecek olan sizlersiniz. Sandığa gidin, oyunuzu kullanın. Otoriter bir yönetimi demokratik yollarla değiştirin. Ve dünya siyaset tarihine önemli bir not bırakın. Diyecek ki bütün dünya, Türkiye'de ilk kez oy kullanacak kişiler, gençler sandığa gittiler. Otoriter bir yönetimi demokratik yollarla değiştirdiler. Dünya siyaset tarihi bunu yazacak. Mustafa Kemal'in ilkelerine ve Mustafa Kemal'in ideallerine inanan her gencin sandığa gidip demokrasiden yana, insan haklarından yana oy kullanmasını istiyorum. Sizler de istiyor musunuz? İstiyor musunuz?
bu ülkede demokrasi olsun istiyor musunuz? Evet, getireceğiz demokrasiyi. Demokrasi gelecek. Beraber getireceğiz. Birlikte getireceğiz. Eleştiriye siyasetçinin saygı duyması lazım. Eleştiri kadar değerli bir şey yoktur. Birisi eleştirdiğinde normalde bir siyasetçi ona bakar. Acaba haklı mıdır, değil midir? Ama beni nasıl eleştirirsin diye sabahın köründe kapıyı kırıp eğer birileri içeri girip gencecik fidan gibi evlatlarımızı gözaltına alıyorlarsa buna izin vermeyeceğiz. Ayrıca gençler, size bir sözüm daha var. Cumhurbaşkanlığında göreceksiniz. En çok beni rahatlıkla eleştireceksiniz. Hiç kimse size bir şey söylemeyecek. Hiç kimse. Gerçek anlamda demokrasi olacak. Göreceksiniz. Bir şey daha. Bir şey daha. Sevgili gençler. Sevgili gençler. Bir şey daha söyleyeceğim. Bakın. Demokrasiye hepimizin ihtiyacı var. Hangi görüşten olursa olsun. Hepimizin ihtiyacı var. Dolayısıyla biz birinci turda, birinci seferde bu işi bitirmek zorundayız. Yani beraber. Onun için güzel bir sloganımız var. Birleşe birleşe ne yapacağız? Birleşe birleşe kazanacağız. Birleşe birleşe. Birleşe birleşe. Birleşe birleşe kazanacağız. Ve Türkiye'de yeni bir tarihi yazacağız. Buna inanmanızı isterim. Artık Mısır'daki Sağır Sultan da bu sloganı duymuştur. Türkiye'de gençler diyor ki birleşe birleşe kazanacağız diye. Demokrasi etrafında birleşe birleşe hepimizin kazanması lazım. Çünkü büyük sıkıntıları hep beraber çekiyoruz. Ve bu sıkıntılardan Türkiye'nin kurtulması lazım. Ve hepimizin huzur içinde bir kentin caddelerinde, sokaklarında, parklarında gezebilmeliyiz. Birbirimizi tanımasak bile birbirimize saygı göstermeliyiz. Selam vermeliyiz. Acılı günlerimizde kucaklaşmalıyız. Sevinçli günlerimizde beraber olmalıyız. Acıları ortaklaştırmalı, sevinçlerimizi büyütmeliyiz. Mutluluklarımızı büyütmeliyiz. Bakın Türkiye'nin geldiği noktaya bakın. Allah aşkına. Ya bu ülkede soğan sorunu var mı ya? Soğan sorunu. Soğan lüks ürün olmaya başladı. Bu ülkede saman sorunu var mıydı Allah aşkına? Saman dışarıdan geliyor. Bu ülkede en zengin coğrafya bizim ülkemiz. Ovalarımız var, yaylalarımız var. Ya canlı hayvanı dışarıdan getiriyorsun. Eti dışarıdan getiriyorsun. Buğdayı dışarıdan getiriyorsun. Arpayı dışarıdan getiriyorsun. Yulafı dışarıdan getiriyorsun. Bizim çiftçi ne olacak? Bizim çiftçi nasıl geçinecek? Bizim çiftçi nasıl üretecek? Bir devlet kendi çiftçisiyle rekabet etmez. Tam tersine tarım stratejik sektördür ve hepimizin karnını doyuracak olan da çiftçiler ve üreticilerdir. Lütfen bütün çiftçilerimizi ve üreticilerimizi lütfen hep beraber alkışlayalım. Onlar çalıştığında bizim karnımız doyacak. Dışarıdan gelen değil, biz kendimiz üretmeliyiz. Alın terini değerlendirmeliyiz. Çiftçiye kırmızı mazot vereceğiz. Çiftçi kardeşlerim iyi bilsinler. Yani ÖTV'siz, KDV'siz mazot vereceğiz. Yatta fiyat neyse yata binen gezmeye gidiyor. Tur atmaya gidiyor. Adaları gezmeye gidiyor. Ama traktöre binip tarlaya giden çalışmak istiyor. Üretmek istiyor. Alın teri dökmek istiyor. Ve en değerlisi bütün emeklerinin karşılığını almak istiyor. Kazanmak istiyor. Eğer çiftçiyi toprağa küstürürseniz her şey dışarıdan gelir. Her şeyin dışarıdan gelmesi ne demektir? Toplumun fakirleşmesi demektir. Hepimiz fakirleştik. Hepimizin gelirinde ciddi düşüş var. Bakın genç arkadaşlarım. Sizler de zaman zaman düşünüyorsunuzdur. Gençler neden Türkiye'de umutsuz ve gençler neden biz yurt dışına gideceğiz diye bir düşünce onlarda hakim olmaya başladı. Şunun için diyor ki Türkiye'de üniversiteyi bitirsem dahi asgari ücretle bir yerde ya iş bulurum veya bulamam.
Asgari ücretle iş bulduğumu düşünün. Hatta onun üstünde biraz daha üstünde olsun. Benim ne araba sahibi olma şansım var, ne ev sahibi olma şansım var. Çünkü bu ücretle ne ev alabilirim, ne araba alabilirim. Ama gidersem Almanya'ya, Fransa'ya, Hollanda'ya, Kanada'ya, Güney Kore'ye asgari ücretle çalışsam arabam da olur bir süre sonra, evim de olur diyorum. O nedenle genç kardeşlerime seslenmek istiyorum. Düzeni değiştirmek istiyorsanız, iş bulmak istiyorsanız, kısa süre içinde arabam olsun diyorsanız, belli bir süre çalıştıktan sonra benim de evim olsun diyorsanız bu düzeni değiştireceğiz. Bu düzen haramilerin düzenidir. Biz halkın düzenini inşa etmek istiyoruz. İnsanca bir düzen inşa etmek istiyoruz. Rahmetli Ecevit bu konuda çok güzel bir şey söylerdi. Rahmetli Ecevit. Ne ezen ne ezilen, insanca hakça bir düzen derdi. Gençler belki bilmez ama açık ve net ifade edeyim. Ne ezen ne ezilen, insanca hakça bir düzen için bu harami düzenini kuranları yollamamız, emekli etmemiz lazım. Beraber. Burada ayrıca Eskişehir'de 100 bin öğrenci var. Yaklaşık 100 bin öğrenci var. Ama yurt sayısı 15 bin civarında. 15 bin öğrenciye ancak yurt bulabiliyorsunuz. Gençlere sözüm var. Gençlere sözüm var. Bir yıl içinde Türkiye'de bütün coğrafyada, bütün üniversitelerde yurt sorunu çözeceğiz. Bir yıl içinde. Birer oda, üçer oda, sıcak su, soğuk su, geniş bant internet erişimi, bunların hepsi olacak. Anneler, babalar çocuklarını üniversiteye güven içinde gönderecekler. O nedenle diyorum, harami düzenini beraber yıkmak zorundayız. Beşli çetelere hizmet edenleri alıp halka hizmet edenleri oraya getirmek zorundayız. Bunu yaptığımız zaman gerçek anlamda Türkiye kısa zaman içinde zenginleşecektir. Bunu da bilmenizi isterim. Kirada oturan vatandaşlarımız var mı? TOKİ niye kuruldu? Toplu Konut İdaresi. Kira sorununu çözmek için ve insanların ambulans. Evet, evet oraya sağlık görevlileri bakabilirse. Sağlık görevlileri. Şimdi bakın değerli kardeşlerim. Toplu Konut İdaresi, insanlar pahalı değil, ucuz ama yaşanabilir evlere kavuşsun diye Toplu Konut İdaresi kuruldu. 22 yıldır iktidardalar, 22 yıldır ve kira sorununu çözemediler. Şimdi insanlar ev sahibinin istediği kirayı ödeyemediği için davalar açılmaya başlandı. Şu anda milyonlarca dava ev sahibiyle kiracı arasında devam ediyor. İş bilir kişiye intikal ediliyor, davalar uzuyor ve şimdi özel yetkili mahkemeler kurabilir miyiz diye bir arayış içindeler. Ki ev sorununu niye çözmediler? Neden çözemediler? Ev sorununu çözmenin birinci yolu yabancıya ev satmayacaksın. Niye satıyorsun? Getiriyor 400 bin doları veriyor, kendisine en iyi yerde ev veriyorsun. E bizim insanımız 400 bin doları nereden bulacak? Parayı nereden bulacak? O parayı Bay Kemal bulacak, herkes ev sahibi olacak. Hiç kimse endişe etmesin. Hiç kimse endişe etmesin. Onlar çetelere çalışıyorlar, yabancılara çalışıyorlar. Bunların tamamını çözeceğiz. Toplu Konut İdaresi lüks konutlar yapmayacak, birilerine kıyak geçmeyecek. Eğer Toplu Konut İdaresi adı üstünde toplu konut yapacak ve insanların hizmetine sunacak. Bunu yapamadılar. Toplu Konut İdaresini asıl işlevine döndüreceğiz. Tıpkı Kızılay gibi. Onu da asıl işlevine döndüreceğiz. Kızılay çadır satmayacak. Kızılay kan satmayacak. Kızılay eskiden olduğu gibi zor günlerde yanımızda, vatandaşın yanında olacak. Bunu da bilmenizi isterim. Yabancılar, yani Suriyeli kardeşlerimiz, onların kendi ülkelerine dönmelerini istiyor musunuz?
İstiyor musunuz? Şimdi ben geçen seçimlerde, bundan önceki seçimlerde AK Parti'ye ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veren vatandaşlarıma seslenmek isterim. Ya Allah aşkına, sınırlar niye korunmuyor? Bizim sınırlar neden yol geçen hanı? 3 milyon 600 bin Suriyelinin bizim ülkemizde ne işi var? Neden bunları kısa bir süre içinde kendi ülkelerine huzur içinde göndermediniz? Neden çaba harcamadınız? Yeri gelince şikayet ediyorsunuz, yeri gelince de gidip oyumuzu onlara vereceğiz diyorsunuz. O zaman evlerinizden çıkın, Suriyelileri getirin, evinize otursunlar. Bitti, bu kadar basit. Alırsın sığırmancıları, hepsini saraya yerleştir kardeşim. Niye yerleştirmiyorsun? Hatay'ın nüfusu değişecek. Kilis'te daha fazla Suriyeli var. Nasıl olacak bu tablo? Bizim çocuklarımız iş bulamıyor. Onlar asgari ücretin yarısıyla ve 10 saat, 12 saat çalışıyorlar. Onların emekleri de sömürülüyor. Yazık, günah değil mi? Yazık, günahtır. Dolayısıyla Suriyeli kardeşlerimizi, Bay Kemal'in sözüdür, en geç 2 yıl içerisinde kendi ülkelerine ırkçılık yapmadan, altını çiziyorum, ırkçılık yapmadan kendi ülkelerine göndereceğiz. Onların yollarını, okullarını, kreşlerini hepsini yapacağız. Avrupa Birliği fonlarıyla yapacağız. Bizim müteahhitlerimiz yapacak. Kardeşim, evim var, yolum var, okulum var, kreşim var. Hepsini yaptık. Buyur kardeşim, kendi ülkene gidebilirsin diyeceğiz. Çünkü biz Milli Kurtuluş Savaşı'nı vermiş bir ülkeyiz. Bütün komşularımızla iyi geçinmek isteriz. Mustafa Kemal Atatürk'ün vasiyeti, Arap dünyasına müdahale etmeyin. Arap dünyasına karışmayın. Çünkü biz Orta Doğu bölgesinin dominant ülkesiyiz. Biz sorun yaratan değil, çıkan sorunları çözen bir ülke konumunda olmak zorundayız. Orada bir sorun çıkarsa Türkiye başvurulan adres olmak zorunda. Gelmeliler, bize sormalılar ve biz onlara sorunun nasıl çözüleceğini anlatabilmeliyiz. Geçmişte Irak'ta İran arasında savaş oldu. 5-6 yıl sürdü ama Türkiye tarafsızlığını korudu. İki tarafa da savaş yapmayın, savaş doğru değil diye telkinlerde bulundu. Ve savaş bitti. Dolayısıyla biz savaşın tarafı değiliz. Biz kavganın tarafı değiliz. Biz demokrasiyi getiren, Milli Kurtuluş Savaşı'nı veren, bütün İslam ülkelerine ve mazlum ülkelere örnek olan bir devletiz. Bu çerçevede yolumuza devam edeceğiz. Bir şey daha. Gelir düştükçe insanlar elektrik paralarını ödeyemiyorlar. Gelir düştükçe, işsizlik oldukça insanlar doğalgaz paralarını ödeyemiyorlar. Ambulans, oraya da bir ambulans. Evet, oraya da bir ambulans. Gelir düştükçe insanlar su paralarını bile ödeyemiyorlar. Dolayısıyla yoksulluk diz boyu. Evlerde babayla oğul birbirlerinin yüzüne bakamaz noktaya geldiler. İşsizlik, üniversiteyi bitirmiş. 2 çocuğu, 3 çocuğu bir ay değil, 1 yıl değil, yıllardır işsiz. Bu soruna çözüm üretmemiz lazım. Ve bu sorunu çözmemiz lazım. İşsizlik dünyanın en acımasız alanıdır. İşsiz kalan bir insan her türlü soruna açık demektir. Dolayısıyla işsizliği çözmek, işsizlik sorununu aşmak, herkesin aşının işinin olduğu bir atmosferi yaratmak zorundayız. Bunu yaptığımız zaman Türkiye gerçekten de hızla büyüyecektir ve kalkınacaktır. İşsizlik sorununu çözmenin yolu yatırım yapmaktır. Yani yeni yatırımlar yapmaktır. Yeni istihdam alanları yaratmaktır. Ve gençler çalışabilmeli, üretebilmeli ve kazanabilmeli. Gençler ürettiği zaman, çalıştığı zaman, kazandığı zaman göreceksiniz. Türkiye'de huzur olacak. Gençlere şunu söylemek isterim. Sizin, yani gençlerin bu ülkede rahat yaşayabilmeleri, iş güç sahibi olabilmeleri, bu kentte huzur içinde yaşayabilmeleri için
her türlü alanı, her türlü alanda yatırım yapacağız. Her türlü alanda. Bakın bir örnek vereceğim. Sıradan bir örnek vereceğim. Burası aynı zamanda bir üniversite kenti. Eskişehir aynı zamanda bir sanayi kenti. Eskişehir'de sanayici üretim yapıyor ama bunu Gemlik Limanı'ndan gönderemiyor. Niçin? Demir yolu yok. Niye yok? Beşli çeteler izin vermediği için. O yolu yapacağız. Sadece orayı değil, Anadolu'yu bütün demir yollarıyla limanlara bağlayacağız. Fabrikalarda üretilen mallar demir yollarıyla limana gidinceye kadar devlet lojistik masraflarının tümünü karşılayacak. Böylece buradaki insanlar daha fazla yatırım yapacaklar. Biz kaliteli teknolojiye önem veren yatırımlar yapacağız. 300 milyar dolarlık bir parayı 5 yıl içinde Türkiye'ye getireceğiz. 300 milyar dolarlık bir para. Bunun sözünü aldık. Hangi alanlara yatırım yapılacağını hepsini biliyoruz. Samandağ'dan başlayıp Mersin'e kadar olan alanı bütün Akdeniz'in en güçlü ve en büyük üretim merkezi haline getireceğiz. İnsanlar üretecek, insanlar çalışacak ve katma değeri yüksek ürünler üreteceğiz. Teknolojisi yüksek olan ürünler üreteceğiz. Şimdi savunma sanayi üzerinden sanki bizi suçlamaya çalışıyorlar. Savunma sanayi politik bir mesele değildir. Siyasi partiler arasında bir kavga meselesi değildir. Savunma sanayi politika dışında bir devletin savunma alanında güçlü olması için yapılması gereken olayları, yatırımları yapmaktır. Bu konuda ilk ve en önemli adımı atan rahmetli Ecevit, arkasından da Turgut Özal'dır. Çünkü savunma sanayi fonunu kurarak bu alanda bir çığır açtı. Dolayısıyla şöyle bir propaganda yapıyorlar. Efendim işte sakın oy vermeyin. Gelince bunlar İHA'ları sökecekler. İHA'ları kaldıracaklar. Şunu yapacaklar. Hayır efendim, senden çok daha güzelini yapacağız. Çok daha iyisini yapacağız. Göreceksin sen. O nedenle söylüyoruz zaten. Sen kalktın tank palet fabrikasını Katar ordusuna verdin. Onu da alacağız, şanlı ordumuza vereceğiz. Hiç kimse endişe etmesin. Hiç kimse. Ayrıca bakın, dünyada hastanesi olmayan tek ordu Türk Silahlı Kuvvetleri'dir. Bütün hastaneleri kapattılar. Başta GATA olmak üzere. Askeri hastane GATA olmak üzere. GATA Askeri Tıp Akademisi açılımı olmak üzere. Bütün askeri hastaneleri açacağız. Yine şanlı ordumuza teslim edeceğiz. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Süleyman Şah Türbesi'ni kaçırdılar malum. Kendi topraklarını terk ettiler. Bizim topraklarımızı terk ettiler. O bayrağı da oraya götüreceğim. Oraya dikeceğim. Bayrağımız dalgalanacak. Herkes seyredecek. Dost düşman herkes seyredecek. Ayrıca bir şey daha söyleyeyim. Sizin seçeceğiniz Cumhurbaşkanı hiçbir gücün karşısında diz çökmeyecektir. 34 askerimiz Suriye'de şehit edildiği zaman ve Rus askerleri bunu vurduğu zaman sizin seçtiğiniz Cumhurbaşkanı Putin'in kapısında dakikalarca beklemeyecektir. Niçin öldürdünüz diye hesabını soracaktır. Ayrıca sizin seçeceğiniz Cumhurbaşkanlığı mal varlığı dolayısıyla hiçbir güç tarafından tehdit edilmeyecektir. Trump diyordu ya, bak beni kızdırma, mal varlığını açıklarım. Tık yok. Bizimkinde tık yok. Bay Kemal ne derdi? Açıklamazsanız namertsiniz derdi. Açıklamazsınız namertsiniz. O nedenle bize birileri kalkıp da milliyetçilik dersi vermesin. Bizim altı okumuzdan birisi milliyetçiliktir. Bizim iki kırmızı çizgimiz var. Vatanımız ve bayrağımız. Vatan ve bayrak bizim için kırmızı çizgidir. Onun dışında herkesle kucaklaşırız. Niye kucaklaşmayalım? Doğusuyla, batısıyla, güneyiyle, kuzeyiyle hep beraber olacağız. Bayrak bizim bayrağımız. Vatan bizim vatanımız. Beraber olacağız, birlikte olacağız, kucaklaşacağız. Onlar ayrıştırdılar, biz birleşeceğiz. Ve birleşe birleşe kazanacağız. Bizim
Aile destekleri sigortasına da geleyim. Anneler, size sesleniyorum. Ev hanımları, acıyı en çok fakir ailelerde acıyı en çok çeken kadındır. Eğer evde yeteri kadar geliri yoksa, evladını okula gönderirken beslenme çantasına koyacak bir şey bulamıyorsa, anne büyük dram yaşar. Dolayısıyla annenin bu dramını ona yardım paketi göndererek çözmek değil, tam tersine ona bir bankada hesap açmak, aile destekleri sigortasıyla ona düzenli bir gelir sağlamak, o da işçi gibi, memur gibi, emekli gibi gitmeli, aylığını çekmeli ve çoluk çocuğun rızkını sağlamalı. Yani sağ elin verdiğini sol el görmemeli. Yani bu bizim inancımıza da uygun. Yani kadın ezilmemeli toplumda. Bunu söylediğimde bazı kadın kardeşlerimiz dediler ki, acaba katılım bankalarında bize altın hesabı da açılabilir mi? Para yerine altın verilebilir mi? Onlara dedim, sözüm söz, Bay Kemal sözü, katılım bankasında altın hesabı istiyorsanız asgari ücret kadar olan ve yapacağımız düzenli ödemeyi bir altın olarak yaparız. İster altın alırsınız, ister para alırsınız. Bizim için fark etmez. Söz verdim. Bakın, bütün çocuklarımız, bütün evlatlarımız Türkiye coğrafyasında okula giderken beslenme çantasına son. Gidecekler okulda sularını, sütlerini, yemeklerini bütün akranlarıyla beraber yiyecekler. Ve siz çocuğumuz okulda karnı doyuyor diyeceksiniz. Bizim belediye başkanlarımızın bir kısmı bunu yapıyor zaten. Beslenme çantalarını akşamdan evlere teslim ediyorlar. Üstünde belediyenin adı dahi yazılı değil. Çocuk beslenme çantasını alıp okula gidiyor. Bazı okullarda belediye başkanlarımız yapmak istedi fakat onlara izin vermediler. İnşallah göreceksiniz. Bay Kemal geldiğinde Türkiye coğrafyasında bütün çocuklar okullara karnı doyarak gidecekler ve huzur içinde akşam evlerine dönecekler. Karanlığın sonunda güneş doğacak, güneşi doğuracak olan sizsiniz. Hep beraber yapacağız. Hep birlikte yapacağız. Hepinize en içten selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Bizim Ekrem Başkan'ın güzel bir sloganı var. Diyordu ki, her şey şu taraftan tık yok, bir de buraya soralım. Her şey inanın, her şey çok güzel olacak. İnanın karanlığa son vereceğiz. İnanın aydınlık gelecek. İnanın bu ülkeye barış, İnanın bu ülkeye huzur gelecek. İnanın bu ülkede herkes huzur içinde, barış içinde yaşayacak. Hepinize en içten sevgiler, saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Üçüncü Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Efendim, izin verirseniz öncelikle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Cumhurbaşkanı Yardımcımız Mansur Yavaş ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanımız Yılmaz Büyükerşen Hocam buraya davet etmek istiyorum. Hemen ardından Millet İttifakı Eskişehir İl Başkanlarımızı çağıracağım. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Recep Taşer, İYİ Parti İl Başkanımız Emine Ezdigül, Deva Partisi İl Başkanı Mahsun Güler, Gelecek Partisi İl Başkanımız Mahir Sayın, Saadet Partisi İl Başkanımız Fesih Bingöl, Demokrat Parti İl Başkanımız Hüseyin Özcan. Sevgili Eskişehirliler, millet buluşmalarımızın koordinatörü, eski Devlet Bakanı, İstanbul Milletvekilimiz Erdoğan Toprak. Ve şimdi parlamentoda sizlerin seçerek göreve getireceğiniz milletvekili adaylarımızı takdim edeceğim. Utku Çakır Özer. Sana
Jalen Ursüllü, İbrahim Arslan, Abdülkadir Adar, İpek Çelik, Aysu Bahar Gürlek ve İYİ Parti milletvekili adaylarımız Nebi İdris Hatipoğlu, Özlem Ayrancı Nebioğlu, Melih Aydın, Bülent Öndeş, Hakan Kaymak, Yağmur Gürsoy, Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Genel Başkanımız Aylin Nazlı Aka, Eskişehirli Belediye Başkanlarımızı takdim edeceğim. Odunpazarı Belediye Başkanımız Kasım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç, Mahmudiye Belediye Başkanımız İshak Gündoğan, Seyit Gazi Belediye Başkanımız Uğur Tepe, Alpu Belediye Başkanımız Gürbüz Güller, Han Belediye Başkanımız Erdal Şanlı. Sevgili Eskişehirliler, 14 Mayıs'ta birinci turda bitirmeye var mısınız? Var mısınız? Var mısınız? Sana söz yine baharlar gelecek. Bay Kemal sözünden dönmeyecek. 14 Mayıs'ta her şey, her şey, her şey. Milletvekili adaylarımızı sizlere, sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Eskişehir'in selamını Burdur'a götürüyoruz. Hoşça kalın sevgili Eskişehirliler. Hoşça kalın sevgili Eskişehirliler. Hoşça kalın sevgili Eskişehirliler.